Şükrü bi ni'amillah subhanehu ve teala. Allah subhanehu ve teala'nın nimetlerine karşı şükür. Allah azze ve celle'nin özüne karşı olan bir şükürdür. Ve men şekere fe innemâ yeşkurû li nefsih. Şüphesiz ki kim şükür ederse aslında özü için şükür etmiş olur. Vallahu'l ganiyyu ve entumul fukara. Allah onsuz da size muhtaç olmayan ve aslında siz ona muhtaçsınız subhanehu ve teala. فَمَنْ كَفَرَ ve ayet-i kerimede ve kim nankörlük ederse, naşkürlük ederse فَاِنَّمَا يَكْفُرُ عَلَى نَفْسِهِ o öz aleyhine ilemiş olur. Çünkü Allah subhanahu teala onsuz da hiç kese mühtaç değil. Ve onsuz da Allah subhanahu teala gina sahibidir. Ve hem de layıktır. Celle fe'ula. Ona göre bir belde ehli eğer nimete karşı naşkürlük edirse, nankörlük edirse, bu onlardaki cehaleti ve gefleti gösterir ve aslında onlar Allah subhanahu teala'ya karşı ilemiş olurlar. İyazın billah. Ve bir belde ehli nimete karşı, hatta nimetin azlığında sabredip şükredirlerse, Allah'a karşı şükür etmiş olurlar. Subhanahu ve teala. Ve Allah Azze ve Celle Eşşakir Celle Fi'ula isimlerinden ve Şekur Subhanahu ve Teala ve şükreden kulları sevir ve özü de onlara teşekkür edir Celle Fi'ula Subhanahu ve Teala. Mâ ravahu Şeyhan İmam El-Bukhari ve Müslim fi sahihihime İmam El-Bukhari ve Müslim'in muttefakun aleyh sahih eserlerinde Ebu Hureyre'nin rivayetinde buyurur ki bir defa Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'den bile işittim. Sizden önceki ümmetlerde Beni İsrail'de Allah üç neferi sınava çekti. Allah üç neferi sınava çekti. Nice sınava çekti? Onların yanına bir melek gönderdi. İnsan simasında. Bu üç nefer kimiydi? Biri Abras. Deri hastasıydı. Derisi o kadar çirkiniydi ki İnsanlar ondan ikrah edip kaçardılar. Onun yanında durmak istemezdiler. Ona yakın olmak istemezdiler. İnsan simasında olan bu melek gelir ve der ki, sana en aziz bu hayatta ne var, nedir? Der ki, levnun cemil ve cildun cemil. Güzel renk ve güzel deri hayatta bana verebilecek en aziz şeydir. Ve melek ona mes çekir. Ve Allah subhanahu teala hemen insanın hastalığını ondan götürür ve onun derisi olur çok güzel. Çok güzel renkte olur. Ve der ki sana en aziz olan mal nedir? Neyi sevirsen? Bir deve ya da inek. Ve ona deve verilir, boğaz, yani karnında balası olan. Ve melek ona Allah sana bereket versin diye dua edir. Çıkıp gelir. Nöbeti geldiği kes ise akra, gotur hastası. Saçı tökülmüş bir insan olur. Ve ona söylüyor ki melek insan simasında gelir ve der ki sana en aziz, en sevimli şey nedir? Bir güzel saçlarım olsun. İnsanlar benden kaçmasınlar, benden korkmasınlar, ikrah etmesinler benim yanımda olmaktan. Melek ona mes çekir. Ve Allah subhanahu teala ona çok güzel saçlar verir. Ve der ki sana en sevimli mal nedir? Bir inek, yoksa da deve. Ve ona inek verilir. Boğaz, karnında balası olan. Ve melek ona Allah sana bereket versin deyir. Ve uzaklaşır. Üçüncü kez Beni İsrail'den kör insan olur. Kör insanın yanına yine melek insan simasında gelir. Ve der ki, sana dünyada en aziz olan nedir? Yani arzun dileğin. Der ki, gözlerim kayıtsın ve insanları görebilim. Melek ona mes çekir. Ve onun gözlerini Allah Subhanahu ve Teala kaytarır. Gözleri görür. Ve der, sana maldan en aziz olan nedir? Der, koyun. Ve ona karnında bala olan boğaz bir koyun verilir. Ve melek ona Allah sana bereket versin. Dua edip geçir. Bir müddetten sonra
Birinci sahibimiz, ikinci ve üçüncü. Bunların malına o kadar bereket verilir ki, dere tepe bunların malı olur. Birinci sahibimiz, hamsı deve sahibi olur, dere tepe, düz hamsı develer olur bunun. O kadar bereket verilir. İkinci sahibimiz, onun demeli inekleri o kadar olur. Bütün vadi inekleri olur onun. Üçüncü sahibimizdeki bütün vadi koyunlar olur onun. Hadisin devamına bakak. Hadisi kim rivayet edip? İmam Bukhari ve Müslim. Fi sahihihime. An Ebi Hurayrata. Buyuruyor ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ve o melek insan simasında tezden gayedir. Bu defa herkesi hansı halde tapmışsa o simada Allah onu gönderir. Birincisinin yanına gelir. Nice deri hastası ve yoksul. Ve deri hastası ve yoksul şeklinde gelip ona der ki aracülün ben yolda kalmış bir kişiyim. Vabni sebil. Yolda kalmışım. Yolumu devam edebilmirem. Yani diyarıma dönebilmirem. Unşiduke billezi a'take hâzihi kulleh. Seni bu mal devleti sana ata edenin ismiyle inşad edip yemin ederim. Bu develerinden bana ne sevir? Seferimi devam edebilirim. Menzil başına çatım. Adam xəsisli gelir ve qayıdıb deyir ki, elime bakanlarım çok, elime bakanlarım çok, borcum, xərcim, ehtiyacım, xəsisli deyir ona. Melek hansı simada gelir? Abras, abras, yani dəri xəstəsi yoxsul simasında. Qayıdıb ona deyir ki, sen həmin o yoxsul kəs deyildi mi vaxtı ikən? Ve sende bu mal yok idi ve sen özün deri hastası değildin mi? Ve Allah sana güzel levun ve cilt yani renk ve deri vermedi mi? Ve bu hayvanları, bu mal devleti sana vermedi mi? Nimet inkar edir. Ne deyir? Deyir, hayır. Yanılırsan. O ki kaldı mal devlete, onlar mene vereselik yolundan. Kâbiran an kâbir. En âbâi atalarımdan mene miras kalıp. Subhanallah. Melek ona, eğer yalan danıştınsa Allah seni köhne halına kaytarsın. Ve sonra gelir. İkinci neferin yanına gelende, ikinci nefere deyir ki, ikinci neferin yanına nece gelir? Onun da yanına gotur bir insan şeklinde gelir, saçı olmayan. Ve gelir deyir ki, yolda yarımçak kalmış bir misafirem. Yoksulan kasıbam. Bu ineklerinden mene sedegeyle. Malından mənə ver ki, mənzil başına çata bilim. İkinci kəs ona eyni üzürxahlığı getirir. Xəsisliyi eləyir. Və mələk ona deyir ki, məyər sən o kəs deyildin mi ki, sənin də saçın yox idi. Allah sənə saç verdi. Və sənin saçın çox gözəl və xoşluq oldu. Və sonra sənə bu mal dövləti verdi. O da bu nimətdən hamısını inkar edir birinci kimi. Ve melek ona eğer yalan söyledinse Allah seni keçmiş haline gaytarsın deyir. Sonra üçüncü neferin yanına gelir. Vaxtı ki kör olanın yanına gelir. Özü de kör insan simasında gelir. Yoxsul. Ve gelip deyir ki Unşiduke billezi atake hedi kulleh. Seni bu niyaz nimeti, bu koyunları, mal devleti sana veren ve sana bu gözleri sana veren Allah'ın ismiyle seni yemin ederim, inşad ederim. Yolda kalmış bir kişiyim. Mesafeni getirmekten ötürü bu koyundan birini bana ver. Azüqüm olsun, taqatım olsun, malım olsun ki yoluma devam edeyim. Vaktiyken kör olmuş bu insan sınahtan en uğurlu keçen olur. Deyir ki, ismiyle istediğin kesin adıyla Allah, bugünleri sana karşı hiç şeyde xəsis olmayacağım. Koyunlarımdan ne kadar istersen götür ve ne kadar istersen mene bırak. Ne kadar istersen götür. Ne kadar istersen mene bırak. And olsun ki ben de körüydüm. And olsun ki ben de körüydüm ve Allah subhanahu teala gözleri mene kaytardı. Ve bunların hiçbir mende yokuydu. Ve Allah bunu mene verdi. Melek ona dedi ki imsik aleyke melek. Malın sana kalsın. Malın sana kalsın, onlara sahip çık,
ve barakallahu fi malik. Ve Allah senin malına bereket versin. Ve haber verir, sırlar açılır ve der ki Allah senin iki sahibine gazabı tuttu. Senden razı oldu. Kad radil anke ve sahra ala sahibik. Allah senden razı kaldı ve senden kabak iki sahibine gazabı tuttu. Ve nimetin şükrü vardır kardeşler. Nimetin şükrü vardır. Allah subhanahu teala kitabında da bu misal çekir. Ve zaraballahu meselen qaryeten kânet âmineten mutmainneten ye'tîhâ rizquhâ ragaden min kulli mekânin fekâfârat bi en'umillâh feezâkahallâh libâsel cû'i vel khawfi bimâ kâne yasna'un. Ve Allah size bir beldeni misal çekir. O belde nimet içindeydi. Emine mallık içindeydi. Ruzu onlara her taraftan akıp gelirdi. Ye'tîhâ rizquhâ ragaden min kulli mekân. فَكَفَارَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetine karşı nankör oldular. Allah onlardan emine mallık nimetini ve naz nimeti götürüp evezine acılık ve korku ile libasını giyindirdi. Yani onlar başladılar her gün muharebe görmeye. Kabileler onların üzerine düştü. Dövüşler oldu, tarimar oldu, var devletleri. Ve bereket götürüldü, emramallık gitti, korku geldi ve acılık geldi. Buna göre nimetin şükrü çok ehemmiyetli bir meseledir. Ulema diyor ki, nimete şükürleyen onun sahibine şükürleyir aslında. Allah subhanahu teala. Çünkü nimet özü özlüğünde değil. O mütlak verilip, verilen kes tarafından da alınabilir. Ve nimete şükürleyen bir başa Allah'a şükürleyir. Nimete karşı küfür eden, narazıçılık gösteren Allah'a karşı narazıçılık edilir, naşkülü elemiş olur. Ve böyle misallar tarihte de çoktur. Ashab-ı Siyar rivayet edilir ki, Irak'ta bir belde var idi. Beldenin kendinin sakinleri çok zenginiydi. Çok varlıydı. Alaksız orada bir zengin zadegen kadın var idi. Saltaniyeti, var devleti ve yemekleri heddini artı çokuydu. Kadın bir defa heddini aştı. Ve üzür istirem körpesinin ihtiyacını çörekle silip çöreği torpağa bastırdı. Haddi aşmağa bakın. Tesevvür edin. Deyir ki gün batmamış hemen kendi bela geldi. Düşman baskın eledi, tarlaları yandırdı. Her yanı tarimar eledi. Bütün varı, malı, devleti götürdü ve öldüreni öldürdü, kıranı kırdı, yandıranı yandırdı, sağ bırakanı sağ bıraktı. Heç ne onlara terk eləməyib oranı boşaldıb çıxdı. Bunlar sabahladılar və kənd qara kül. Heç nə yoxdur. Və yeməyi də heç nə yoxdur. Və alaxsus bu qadın. Qadın səhəri gecəyə kimi ac qaldı. Gecə o qədər acıdı ki, sabahsı günə artıq yeməyi heç nə tapmayandan sonra yadına düşdü ki, orada bir çörək bastırıb. Yadına düşdü ki, orada çörək bastırıb. Gedib həmin o torpağı qazır, o çörəyi oradan çıxardır, mırdar olan yeri təmizləyir, qalan yerində ehtiyacını görür, yer. Və ona görə nimətə qarşı, yadın billə, şükür eləmək lazımdır. Allah xüsus, baxırsınız, görürsünüz. Yəni, insanlar bu varlı ölkələrdə çox təsadüf edilir. İnsan, misal üçün, Pepsi alır, kolu alır, ya da merindi alır, bir qurtum eləyir, kibircəsini onu yerə çırpır. Bunu görürsünüz bəzi ölkələrdə, varlı ölkələrdə bu var. Ya da bir hamburger düzəldər özünə, alar, bir dişləmə eləyər, heç ehtiyacı da yoxdur. Bir dişləmə eləyər, sanki kibirlik eləyir, sanki gözünü göstərir və sonra onu tullayır ağacın altına, ya da kirli orada da qoyur, gedir. Və sən görərsən ki, bu adətlər müsəlmanların adətlərindən deyil, müsəlmanlar bu adətlərlə nə olub? Yoluxublar və həmin o firmalar adlarını çəkməyə ehtiyacı yoxdur. Görərsən ki, masanın üzərindən pütöv-pütöv yeməkləri zibil yeşiyinə tökürlər. Hamburgerlər, nə biləm burgerlər, nə biləm şeylər, pütöv-pütöv zibilə tökürlər. Bu adətlər müsəlmanların adətindən deyil. Müsəlmanların bu adətə yoluxması qəti yaraşmaz. Qəti yaraşmaz. Əksinə, mən qardaşlarıma və özümə başdan tövsiyə etməklə evə gecə qayıdanda birinci mətbəxə girin. Yemək-yeməkdən ötürü yox. Baxın, görün uşaqlarınız nəyi israf edib, nəyi ayaq altını töküb. Çörək tapsaz, yemək tapsaz, nə tapsaz, təmizliyin, üfürün, yeməlidirsə, acsızsa, hələ həmin qırıntılarla axşam yeməyini edin. Bu, sizin Rəbbinizə qarşı olan müftəqarınız, ehtiyacınız və şükür alamətiniz olacaqdır, onu bilin. Elə bu ilə axşam yeməyini elə. Tamam mı?
Ne kırıntı taptın? Bu senin Allah'a olan şükründür. Bak gör nece Allah size bereket kapısı açacaktır. Bakın eşşakir, eşşakur subhanahu teala size nece teşekkür edecektir. İhtiyacı olmadığı halde. Bakacaksınız ki bağlı uzun kapılar nece açılır. Gözünüzle göreceksiniz ki bereket nece dökülür her taraftan. Özünüz de bilmeyeceksiniz ki bütün dünya böhrana uçuruma gelir. Meğerse bereket haradan gelir bilmirem. Bunu gözüyle şahit olacaksınız. Bak gönüne koyublar. O yemekler ki tullantılardır. Tabii ki bunlar aslında olmamalıydı. Tullantılar olmamalıydı. Onları zibil kimi zibilin etrafına tullamayın. Onları yığın, paketleyin. Eğer temiz pak yemeklerdirse onları ihtiyaç sahipleri için paketleyin ve paylayın. Eğer yok yemeklerin tullantılardırsa gazlara, ördeklere, toyuklara, cücelere, heyvanlara verin ve niyetinizde sedege edin. Sedege edin çünkü hadis-i şerifte her ciğeri olanın ciğerinde sedege vardır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani bir şey de versen, ite de versen, gaza, ördeğe, toyuğa, heyvanlara versen sedege niyetiyle ver. İsraf eyleme, israfı işine bırakma. Ne bade iyyake ve iyyake abdallah yani kibircesine ki naz nimet içindeyim, bolluk içindeyim, rifah içerisindeyim. Yani zibil yeşiğine hazır yemekler tökerseniz ben size bir misal çekeceğim. Bir misal çekeceğim. Bu misalı bana bir sürücü yoldaşımız danıştı. Demeli Bakı şehrinde 600 neferlik olan bir şadlık sarayı var. Vallahi şadlık sarayını bana gösterdi. Adını da bilmem. Ama demeyeceğim. Bize misal özü lazımdır. Hemen şadlık sarayı Bakı'nın yani VIP en pahalı şadlı saraylarından biridir. 600 neferliktir. 300, 300, 200 vesaire bile. Ümumi 600 neferliktir. Ve orada növbe, kırgın, vakt var idi. Növbe, kırgın vesaire ile ahir. Onun bir gerbe müdürü var. Özü şikest ve peltey. Orada hem müdürü hem sahibidir. Hadisenin bana danışan hemen o sürücü oran administratör olup baş administratör. Yani o produkları alan seher tezden akşama kimi onu süfreye tefil veren. Şahsen özümüne danışıp sonradan sprinter süren sürücüye çevrildi hemen insan. Danışır ki hemen insan hemen oran sahibi duasında yani o kadar haddini aşmıştı ki bir defa böyle bir şey eyleyenden sonra artık ben orada işleyebilmezdim. Subhanallah. Bir toy tayin olmuştu akşama. Toy iptal oldu. Yani alınmadı. Ve yemekler hemen toy için hazırlamıştı. Ben geldim ki biz patron orada yemekler var. Kızlar taslarla limoza, şuba, stalişin salatları üzerinde taslarla büyük kemiyede. Onlar normalde biz formayla kablara düzürdük ama şimdi düzebilmeyecek. Çünkü toy iptal oldu. Aslında soruşmaya ihtiyacı yoktu. Sadece olarak binanın sahibi olduğuna göre dedim ki patron bunlar ne yiyecek? Dedi ama siz bileşine. Ben evvelce kulağıma inanmadım. Ben ondan başka şey gösterdim. Dedim patron kızlar seherden akşama kim onu düzeltmeye meşgul olup ki heresine bir kap vererek paylayak geçsin. Dedi kışkırdı üstüme. Kibircesine kışkırdı üstüme. Dedi ki, ha mısın zibil yeşiğine? Şimdi ikinci defa ben özüme inanabilmedim ki, belki bu ciddidir mi yani? Üçüncü defa insan kibirinden, bu olan hadisede, kalktı ve geldi mətbəxe girdi. Kızlar da bile durup, aşbazlar, yeket siniler, en bahalı salatları bilirsiniz de, zibil yeşiğini yeketsizdirdi. Yeket zibil yeşiğleri, qara salafan. Vallahi deyir. Badnosları bir bir götürdü. Hamısını zibil yeşiğine. Hemen gün gelmişti onlar. Tertemiz yemeklerdi. Koymadı ki o yazık kasıp kızlar aparsın. Pandemiyeden kabah. Pandemiyeden iki yıl kabah hemen şadlı saray iflasa uğradı. İşte de bilmedi. O administrat dedi ki sebep özümü görem. O cahil de bilmiyor ki sebep Allah densin de subhanahu teala. Musabib daha doğrusu subhanahu teala Allah'tır. Dedim ben oradan gidenden sonra oraya kim getirdilerse oranı idare edebilmedi. 600 nefer çünkü ben hayatımı oraya bir şey. Elhulâsı ben müsebbib Allah subhanahu teala görürüm. Cezalandıran Allah'tır subhanahu teala. İflasa uğradı. İşte de bilmedi. Onların aylık geliri 150 bin ile 200 azin civarındaydı. 150 bin ile 200 azin. Aylık kazancı, temiz kazanç. Bir arendanı verdi 40 bine. Ve bu pandemiyenin girmesine 2 yıl kabahtıram. Pandemiyenim yoktu. Verdi arendi 40 bine.
ve oranı kim geldiyse işletebilmedi. Ondan sonra da pandemiye geldi. İndi hemen insan öz kamralarını birbirine ödesin. Nimet, subhanallah, küfürle, tuğyanla, üsyanla, naşkülünle alınır. Bakma sen, getiyen yani ferahlenme ki senin bu kaderin var, senin o kaderin var, senin bunu veren var. Öz başına değil. Bunu veren bir gün alabilir. Mütle buna dikkat edilmeldi. Ve nimetler şükür olunmalıdır. Nimetler artırılmalıdır. Ben bazı beldelerde konak oldum. Bazı beldelerde, ülkelerde yaşadım. Onlardan birini misal çekeceğim, adını çekmemek şartıyla, ehtiram alameti olarak hemen beldeye. Müslüman beldesidir. Oran ahalisinin salihleri istisna değilse, illeme rahimallah, insanlarının acayip naşkür, nankör ve nimete karşı kibir olmasını gördüm. Sonra bana nasip oldu, hemen beldeni her yıl ziyaret edirdim ben. Nasip oldu, hemen beldeni her defa ziyaret edirdim. Ve vallahi hemen o beldenin sakinlerinin süratle iktisadi yani uçuruma gitmeyini görürdüm. Hemen kibirli insanları ben şahsen tanıdım. O beldede yaşadığıma göre hemen o kibirli insanların sonradan öz bahalı maşınlarında nece taksi şoförleri elimesini de gördüm. O kadar yani hatta yani. Tamam mı? Ve uçuruma doğru nimet alına vesaire ile ahir iş yerlere bağlanmak, ne bileyim iş yerlerine tecrid olmak, tehliye edilmek vesaire ile ahir vesaire. Ona göre insan özüne övünmemelidir. İnsan özüne övünmemelidir ve Allah subhanahu teala nimetlerine şükür edemelidir. Nimetlerine şükür edemelidir. Bakın, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'de size en güzel ümreler var. Sünene baksan çok güzel ahlak görersen. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir defa kızartılmış et hediye verildi. Ketif. Ve dir onu iki eline tuttu ve onu büyük iştah ve çefçefle yirdi. Ravi dir ki onu iştahla çefçefle yirmesinin hikmetleri Allah'a olan yoksulluk alameti, kulluk alametinin remzi. Ya Rabbi ben kulam ve senin kuluna ve bu nimet senin nimetindir. Ben onu hevesle yiyelim. İhtiyacına yiyelim ve Allah subhanahu teala olan fakareti ikinci hikmeti derler ki Allah'a veren, Allah subhanahu teala verdiği nimetine şükür remzidir. Yani onu mes bu şekilde iştahla yemesi. Ama bakın eksi olarak kafir beldelerde adam bıçağı götürür, çengel götürür, böyle kibriye aynı böyle kesir, edir, birini atır, birini koyur ve bile. Yok. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem nimetin şükrünü vererdi. Budur. Abu Musa el-Eş'ari'nin evine gelirler ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'nin şiddetli istisinde hicretin ilk günlerinde evden bir şey çıkardır. Şiddetli isti olur Medine'de. Medine istisini bilirsiniz. 48, 58, 60'a kim çatır? Kuru isti. Rütübeti isti. Ve Abu Bakır Sıddık onu gördü ki ya Resulallah bu isti de seni evden çıkardan nedir? Ve seni çıkardan ne diye Abu Bakır diyor elcu' açlık ve malum olur ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem de evden çıkardan hemen şey dedi hicret teze baş verip onlar her şeyini Allah ve Resulünün hicretinde her şeyi bırakıp boş eline gelipler Medine ehlinin konaklardılar hele de yerleşmemişler kimse evi var kimse yoktu vesaire açlıktan çıkıplar Allah Nebisi ve Abu Bakır Sıddık Omar'ı görürler. Seni çıkardan nedir? Meğlum olur ki yine şeydir. Osman'ı görürler. Seni çıkardan evde nedir? Bu istide çöle çıkan şeydi mi? Meğlum olur ki açlık onları çöle çıkardı. Gelirler Medine ehline kim yanına? Medine ehline, Medine'nin elhamdülillah sadekanı, güzel sahabesi, ansarlardan Ebu Musa el-Eş'ari. Ebu Musa el-Eş'ari onları görende yani hiç ne soruşmuş. Diyor mu? Ya merhaba. Hoş geldiniz. Ve onları öz evine ve öz bostanına konak edir. Güzel bir talkımın altında otuzdurur. Onlara soğuk su getirir ve dil ki gözleyin. Yoldaşına tapşırır. Heyvan kesir ve dil pişir. Hazırla tez. Allah nebisi ve güzel sahabeler konağımızda. Öz de gelir üç hurma ağacına. Herisi de müxtelif növlerde. Biri balhadi. Çal hurma deyirlər. Ağzı düşdürür. Bunun xüsusi zövqü var yiyende. Biri de ki rutab yamyaş hurmadır. Belə sıxanda tuğma elinde kalır. Biri de ki tamır. Sizin yediğiniz o tamır da adeten. Bizde rutab gelip çatmır. Tamır gelir. O hurma. Ve üç ağaca kaydır. Üçünden de en büyük salxımı vurur. Zembile koyur getirir ve Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına.
Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem belhanı kaldırır ve gözünden yaşlar akar. Ve bu ayet kerime okuyor. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Ve siz sonra kıyamet günü mutlaka verilen nimetler barisinde sorgu sual edileceksiniz. Bir defa sahabelerden biri bu hadisi ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu ve dedi ki ve sonra siz size verilen nimetler hakkında mutlaka soruşturacaksınız. Teccüble geldi ki ya Resulullah bizde su ve kara hurmadan başka hiç ne olmur? Biz ne hakkında soruşturacak? Dedi and olsun ki sonra siz size verilen nimetler hakkında soruşturacaksınız. Yani sen düşünme ki o da hiç nedir? O da büyüktür. İnsan var nefes alabilmir. İnsan var könüllü su içebilmir. Borular vasıtasıyla su içilirler ona. Böyleler işlemir. Sinesi işlemir. Kalbi işlemir. Cihazlar içindedir. İflicdir. Hastadır. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Ama hayır. Mütlak ki siz sonra verilen nimetler barisinde sorgusal olacaksınız. Ve nimetler Allah subhanahu teala verir. Onlara mutlaka şükür göstermek lazımdır. Müminin cahil cahilden farkı, mümin razıdır. Çünkü onun razılığı Allah subhanahu teala'ya göredir. Onun narazılığı başka şeye göre olabilmez. O bilir ki, eğer ben buna kanaat sahibiyim, halımdan, güzaranımdan, baş verenlerden, hatta ruzumdan razıyamsa bu razılığım demek Allah'a göredir. Çünkü bölgünü aparan odur, her şey onun bilgisi altındadır, öz başına değil. O zaman mutmain bir kalbinden iman üzerinde der ki, radıytu billahi rabbe. Rabb olarak Allah'tan razıyım. Yürekten deyir. Ve sonra tamamlayır ve Nebi olarak Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ve din olarak İslam'dan razıyım. Bunu şek etmeden, kalbinde tam kenayetle, tam razılıkla, tam imanla, şek etmeden, mutman kalbine değerse, hemen insana iman verirler. Ve imanın tadını tamar. Dadar imanın tadını. Şek yoktur. Ve imanın tadı vardır, tamı vardır. Hadis-i şerifte kim bu şeyleri halis kalple değerse Allah'tan Rabb olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le Nebi olarak ve İslam'dan din olarak razı olarsa yakin, şeksiz yani iman üzerinde yani hemen insan hakikaten yani imanın tadını tamar. İmanın tadını tamar. Yani bugünler insan düşünmelidir. Yani eğer sen müminsense demeli kadere iman etmişsense. Bilmelisin ki attaksimu minallah subhanahu teala. Bölgü Allah Teala'nın üzerindedir. Delil nedir? Onlarla ayetler ve hadisler. Nahnu qasamna beynehum ma'işeten fil hayati dünya. Dünya hayatındaki bölgünü biz aparmışız diyor Allah subhanahu teala. Ayıl. Baş verenler hamısı 100%'lık tekdirdedir. Öz başına değil. Tesadüf değil. Bu bölgünü aparan ilahdır Subhanahu Teala. Bilir havak kurahlık, havak yoksulluk, havak acılık, kime varlık, kime zenginlik, hamısı hikmeti ilendir. Sen ne bilirsin? Razılığı göster eğer iman etmişsense. Razı ol, kanaat sahibi ol. Mutmain ol, elhamdülillah dinen. Elhamdülillah. Senin hamdelen, senin razı olmağın bir başı ona razılığa bir gelir. Çünkü sen iman etmişsen bir mümin kimi nahnu qasamna beynehum ma'işeten fil hayati dünya. Dünya hayatındaki bölgünü aparan aslında bizik deyir. Ayet-i kerimenin evveli اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ De ki Rabbinin rahmetini yoksa onlar mı bölürler? نَحْنُ قَسَمْنَا Biz bölürük. Başka ayet-i kerimede وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهِ رِزْقَ عَلَى عِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Biz eğer kullarımızın üzerine ruzunu hamiye eğini paralelde bol bol açsaydık yer üzerinde fesat ürederdiler. Haddini aşardılar. Yani ona göre zengin de var, kasıp da var, ihlan da var, eline tutan da var. Bunlar hamısı Allah'ın hikmetindendir. Ve Allah subhanahu teselli olarak ne diyor ayetin sonunda? Diyor ki ve Allah'ın ruzusu daha hayırlıdır. O da ahiret ruzusudur. Allah'ın ruzusu daha hayırlıdır. Onların bütün topladığından ve bu da ahiret ruzusudur. Mümin bilende ki hakiki Allah'ın yanında değerli olan ruzu ahiret ruzusu sayılır. Bu ele beledir. Sınavdan başka bir şey değil. Mutmain olur. Rahat olur. Kanaat sahibi olur. Allah'ın verdiği her bir şey razı olur. Halına da, ehvalına da, güzaranına da, hastalığına da, yoksulluğuna da. Elhamdülillah imanım yerimde. Az kalıp birazdan ahiretime kavuşacağım. Menden kabahçılar hara gitti. Kim kaldı yeryüzünde? Ve kim ne yapardı? Subhanallah. Gerbe değil halımız. Yani bir neneğin varsa hamı senden alınacak. Hamı senden alınacak. Ve başkalarına paylanacak. Ve hesabı senden alınacak. Sana hiç ne kalmayacak.
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ayet kerimede ve Rabbinin rızkısı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. O da ahiret rızkısı kast olunur. En büyük rızkı da odur. Onu ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا عِيشَةَ اِلَّا عِيشَةَ الْآخِرَةَ Hakiki hayat ahiret hayatıdır. Ve diyor ki Allahümme gfir el-ansar ve el-muhacira. Ey Allah'ım ansar muhacirlere rahmele ve gelip onlara teselli verirdi. Onlar hendek dövüşünde, onlar eziyet çekende, onlar külünçle vuranda, o daşı yarabilmeyende gelip onlara teselli verirdi. El-i'şe, i'şe el-ahire, Allahümme gfir el-verham el-ansar ve el-muhacira. Buyurardı ki aleyhissalatü vesselam, ey ansarlar, ey muhacirler, hakiki hayat bu değil. Yani birine ter tökeceksin, kan tökeceksin, yoksul olacaksın, acip dövüşe katılacaksın. Misal için Uhud hadisesi ve Hendek hadisesi meşhurdu. El-i'şe, i'şe el-ahire. Hayat oradadır, hayat oradadır, ahiret hayatı. Ve diyor ki Allah'ım merhamet eyle bunlara, ansar ve muhacira. Allah subhanahu teala eşit faydalarını etsin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfurake Allahümme ve etubu ileyk.